İç Anadolu'nun en büyük grafitisi İranlı sokak sanatçısı Nosrat Asgari tarafından Kayseri'de 120 metrekarelik bir duvara yapıldı. Yapım aşamasında sanatçıya sponsor olan Okan Tek, sadece fırça ve boya kullanılarak yapılan tasarımda 150 farklı figür bulunduğunu söyledi. Grafiti, resimlerle yazı yazma sanatı olarak bilinen, çeşitli şekillerle ortaya çıkan ve halen gelişimini sürdüren bir sanattır. Sokak sanatları arasında yer alır ve bu özelliğinin eskiden mağara duvarlarına çizilmesinden geldiği düşünülmektedir. Bu sanat, Kayseri'de de İran asıllı Nosrat Asgari tarafından zirveye taşındı. Asgari, 120 metrekarelik bir duvara İç Anadolu'nun en büyük grafiti tasarımını yaptı. Siyah bir duvar üzerine sadece fırça ve boya kullanılarak yapılan tasarımın içerisinde yaklaşık 150 farklı figür bulunuyor. 3 haftalık bir sürede yapılan grafiti yapıldığı günden bu yana gören vatandaşların dikkatini çekerek ilgi odağı olma başarısını kısa bir sürede sağladı. İran sokak sanatçısı Nosrat Asgari'nin sponsoru Okan Tek, grafitinin hikayesini anlattı. İç Anadolu'nun en büyük grafiti tasarımı Kayseri'de yapıldı. 120 metrekarelik bir duvara yapılan grafiti tasarımı vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Merhabalar, benim ismim Okan Tek. Kayseri doğumluyum. Yurt dışında yaşıyordum. 7 ay önce kesin dönüş yaptım. Ülkemize, Kayseri'mize daha doğrusu bir şeyler katabilme amaçlı ülkemize yerleştim. Bununla da beraber duvarımızla başlamak istedik. Ne yapabiliriz? Kayseri'mizi nasıl renklendirebiliriz, şenlendirebiliriz diye. Böyle bir çalışma aklımıza geldi. Arkadaşım Nusret Asgari, kendisi İranlı, sanatkar, bu işlerle uğraşıyordu. Beni bu duvarımızı canlandırmak istedim, güzelleştirmek istedim, ne yapabilirim diye düşünürken hani oraya basit bir branda asmak yerine arkadaşımla beraber buraya bir sanat icra edelim istedik. Toplamda 120 metrekare ve yaklaşık 150 tasarım bulunmakta duvarımızda. Senin eklemek istediğin şey var mı? Yaklaşık 3 haftadan fazla sürdü. Basit gibi ilk başta bakıldığında basit gibi görünüyor ama gerçekten zor bir işlem. Buraya komple iskelemiz kuruldu. 3 katlı iskele üzerinde gece sabah 4'lere kadar, 3.30'lara kadar burada çalıştık. Çünkü güneşte çabuk boya çabuk kuruyor. Kesinlikle bu bir sprey boya değil. Özellikle bunu söylemek istiyorum. İnce fırçayla tek tek detaylı olarak komple siyah olan duvarımızı bu hale getirdik. Bu deseni verdik. Nusret'in tamamen doğaçlama çalışmasıyla araç benim kendi şahsi aracım, onun yapılmasını istedim. Birebir aynısını yaptı. Şundan da bahsetmek istiyorum, duvarımız tamamen 3D'li, kırılan taşlar detayı olsun istedik. Herkes o dökülen suvaları gerçek sanıyor ama onlar kesinlikle hepsi Nusret'in eseri, hepsi boya. Dediğim gibi mükemmel olduğunu düşünüyorum Kayseri'miz için. Resmi olmamakla beraber kesinlikle bizim araştırmalarımızda İç Anadolu'nun en büyük birinci grafitisi 120 metrekare ve Türkiye'nin en büyük üçüncü grafitisi. İlk ikisi de zaten İstanbul'da belediyenin yaptırmış olduğu grafitiler. Dediğim gibi hani bir rekora imza attığımızı düşünüyorum Nusret'le beraber. Kesinlikle mükemmel tepkiler alıyoruz. Herkes fotoğraf çektirmek istiyor. Çekiniyor da. Amacımız da oydu zaten. Sosyal medya şu anda yaşamın bir vazgeçilmezi. Sosyal medyanın ekmeğini yiyoruz diyebilirim. Bu amaçla herkes resim çekiniyor. Gecesi yok, gündüzü yok. Duvarı gören herkes resim çekinmek istiyorlar. Çekiniyorlar da. Olumlu tepkiler alıyoruz. Teşekkür edenler çok fazla. Olumlu halde devam ediyor şimdilik tepkiler. Adres olarak, konum olarak söyleyecek olursam Kocatepe Mahallesi'ndeyiz. Daha kolayı 19 Mayıs tramvay durağının hemen yanındayız. Bir ikinci alternatifte Belsin otobüs son durakları dendiği zaman direktmen yerimizi bulup görebilirler burada. Peki ya, ilerleyen süreçte başka bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz bu türde? Ya illaki düşünüyoruz. Hani biz firma olarak şubeleşmeyi düşünüyoruz zaten. Hani ikinci bir şubemiz, üçüncü şubemiz olduğu zaman buna yöneleceğimize çok çok eminim. Hani dış cephe kaplaması yaptırmak yerine grafiti yaparak hani ortalığı canlandırma anlamında ve dikkat çekme anlamında kesinlikle grafitiyi kullanacağız. Son olarak eklemek istediğim şey şu, sokak sanatı ülkemizde çok fazla değil maalesef bir yurt dışına bakarak. Kayseri'mizde çok çok daha az, yapan arkadaşlarımız çok az. Bunun üzerine daha fazla düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum kesinlikle. Sokak sanatı bizim için faydalı olacağını düşünüyorum. Herkes yapsın ve ilgilensin. Adım Bertan, soyadım Kuzeyli. Bu çevrede oturuyorum.
Burada geziniyorum, yaşıyorum. Burada gördüğüm sokak sanatını çok beğendim ve bu tarz şeylerin Kayseri'de olması hoşuma gidiyor. Bir sanat sonuçta. Yani zor tabii yapılımı da. Uzun süren bir süre. Yarım kent falan da gördüm. Beğeniyorum, güzel. Kayseri'de olması gerekir böyle şeylerin de. Evet, arkadaşlarımızla fotoğraf çekilmiştik. Beğeniyorum. Evet. Fazla böyle işte boş görünen duvarlara böyle şeyler yapılmalı.